2 Kasım, 8 Kasım, Aslan burçları nasılsınız? Umarım her şey keyifli ve güzeldir. Şöyle söyleyeceğim, ailenizle alakalı bazı aile, mesela yakın akraba, yakın çevreniz ya da ailenizle alakalı yaşadığınız sorunların düzelme ve sizi daha böyle iletişimlerin hani yorduğu deriz ya, mesela 1 Kasım öncesi aile iletişimlerinde sertlikler veya kaoslar varsa, artık 2 Kasım, 3 Kasım'dan sonra sizin ailedeki, çevrenizdeki yaşadığınız gerginlikler bitmiş. Biraz daha ılıman dediğimiz bir süreç olacak ama sizin içinizdeki öfke ya da sizin içinde yaşadığınız korku, endişe ve ailenizdeki olan bazı sorunlarda içinizde problemler oluşmuş. Lütfen bir psikolog ya da çok sevdiğiniz bir dostla aile içerisinde yaşanan bazı karışıklıkları içinizden atarsanız daha toparlanacağınızı düşünüyorum. Özellikle ev 3. kat ya da 3, 13, 23, 33 üçlü numarada oturan ya da 3. katta oturan değerli aslan burçları, yeni bir arayış ve yeni bir döneme geçiş yapacaksınız. Yeni bir ev, yeni bir hayır olarak gözüküyor. Özellikle bahçe katlı noktada oturan ya da 1 numara en alt katta olan kişilerde yüksek katta bir yatırım, bu bulunduğumuz evi satıp farklı bir noktada ev alma niyetimiz olacak diye uyarmışım değerli aslan burçlarım. Şöyle diyeceğim, sizin kendi işini yapan ve işiyle ilgili biraz maddi krizler yaşayan aslanlara, evet sorunlar var ama sizi yıpratacak sorunlar değil. Yeni anlaşmalar, yeni oluşumlar sizin haritanızda daha verimli ve daha aydınlık olarak gösteriyor. O yüzden değerli aslanlar, bu hafta sanki uzun süredir çözülemeyen, aylardır beklediğiniz işler ya da oluşmasını istediğiniz olaylar size ciddi anlamda kazanç sistemini yaratacak. Bence hiç korkmayın. Yani radikal, hani ben para kaybederim, onu yatırımını yapmayayım, bunu yatırımını yapmayayım diyorsanız yapın, cesaretinizi toplayın. İş sorunu olan ve özellikle yönetici ve çalıştığımız alandaki insanların tavrından sıkılan aslan burçlarına iyi bir teklif var. Bunu değerlendirebilirsiniz. Özellikle 8, 9, 10, 11 Kasım sonrası gerçekleşecek bir teklif değerlendirebilirsiniz. Ve kendi işini yapan ya da ortaklı işlerde bazı karışıklıklar, yalanlar, hikayeler dönebilir bu ara. Bunları iş yerinizi takip alın. Hırsızlık ya da size yalanlar söyleniyor olabilir. Bunları bir kontrol edelim istiyorum. Ve uzun süredir çok görüş hassas ruhunuz var. Duygusal olarak insanlara zarar vermek istemiyorsunuz ama insanların zararını gördükçe artık ben de kötü olacağım dediğiniz bir nokta var. Sağlık olarak özellikle diz ve kemikler ve bağırsaklarla ilgili uyarı vermişim. Ve ailenizle alakalı çok güzel bir satış gerçekleşecek ve bu satışta annenizin ya da babanıza ait evin daha rahat ve daha konumu güzel bir noktaya taşıyacaksınız. Bu da iyi olacak gözüküyor. Devlette çalışan bazı aslan burçlarında yöneticilerinizde değişimler olacak ve bu değişimler sizi "oh be kurtuldum, rahat" dediğim bir nefes alacaksınız. Sevgilisiz olan aslanlara sürpriz, bir ufak ufak internet olur farklı noktada ya da geçmişinizden birinin gelişi sizi çok mutlu edecek ve içinizdeki aşk kıvılcımı tekrar gündeme gelecek ve bu size çok iyi gelecek. Ne okumanız gerekiyor aslan burçları? Özellikle Fil suresi vaktiniz varsa bir Fil suresi, Yasin ya da Ayetel Kürsi okuyarak bu eksik olan ve yarımlanan iş kapılarınızla ilgili size bu dualar şifa gibi gelecek. Vaktiniz varsa okuyun diyorum. Ve uzun süredir de evde halılarla ilgili şikayet olan aslan burçları, bütün halıları atıp sanki yepyeni bir halı yaratacak gibisiniz maşallah. Evet, halıları değiştirmek istiyorsunuz. Değiştirin, iyi gelecek evinizin enerjisi. Çünkü tüylü tüylü değil de düz ve daha böyle hani tüysüz halılar tercihiniz olacak diyorum. Son zamanlarda da kendi kariyerinizle alakalı meditasyon, yoga eğitimi almak isteyen bazı aslan burçları tam doğru zaman yapın diyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinleyin aslan burçları ve Instagram'dan takipte olmak isterseniz astrolojiden ne haber günlük yorumlarım. Rutiyel sayfam Akkaya Official, orada dualarınızı düzenli gece yarısı özellikle yayınlıyorum, yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgi ve mutluluk, aşk ve para sizinle olsun. Her şey gönlünüzce olsun.